Yaşam ve ekonominin buluştuğu program Yaşayan Ekonomi'ye hoş geldiniz. İnşaat sektörünün 2016 yılının son çeyreğinde yaşadığı gelişmeler açıklandı ve bu gelişmeleri konuşacağız bugün. Buna göre inşaat sektörü son bir yılda cirosunu %6.9 arttırdı. Bugün inşaatın ekonomisini konuşuyoruz. Yanımda Hüseyin Kıratlı var. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Kaç projeniz var? 7 yıldır inşaat sektöründeyiz. 6 tane tamamladık. Projelerimiz de kesintisiz devam edecek inşallah. Evet, ama uzun yıllardır Bursa'dasınız sonuçta. Uzun yıllardır Bursa'dayız. 50 yıldır da ticari hayatın içerisindeyiz. O zaman şöyle son 50 yılın demeyelim, yaşımız pek müsait değil, evet, buna ama. Bursa'da inşaatın bu kadar çok gelişmesini, son zamanların bir değerlendirmesini yapalım mı birlikte? Tabii ki. Bursa göç almaya devam ediyor sanayi şehri olması hasebiyle ve bunun da artarak devam edeceği kanaatindeyim. Hatta bazı projeksiyonlara göre 2023 yılında Türkiye'nin 3. büyük ili olacağına dair öngörüler de var. Sanayileşme devam ettiği sürece, nüfus artışı devam ettiği sürece Bursa'da büyümeye devam edecek. Lokasyon olarak Marmara bölgesinde olması da en büyük etkendir bunda. Buna bağlı olarak inşaat sektörü de büyümeye devam edecek. Elbette. İnşaat sektörü, sanayi birbirine sinerji yaratarak büyümeye devam edecekler. En yani. Son 2001 krizinde bir küçülme yaşanmıştı sanıyorum, değil mi? Elbette, elbette. Yani 2001 krizinde Türkiye ciddi anlamda bir küçülme yaşadı. Tüm sektörlerde yaşadı. Ama 2002'den sonra gelişmeler gayet güzel gidiyor. Gelişmeler gayet güzel. İnşaat evet. sektörü de büyümeye devam. Evet. Peki Bursa'da özellikle, gerçi tüm Türkiye için de geçerli olabilir ama bu büyümenin etkisi aynı zamanda köyden kente göçte olabilir mi acaba? Tabii ki, tabii ki etken. Yani köyden kente göçün yanında Anadolu şehirlerinden büyük şehirlere de göç var. Çünkü sanayinin sürekli iş gücüne ihtiyacı var. Ve bu iş gücü de işte Türkiye'nin muhtelif yerlerinden büyük şehirlere doğru akıyor. Aslında özünde çok doğru değildir. Sanayinin Türkiye'nin tamamına yayılması gerekir ama... Ama böyle. Artık gençler köylerde oturmayı pek tercih kesinlikle etmiyorlar. Hemen kesinlikle şehre yerleşmeyi tarım düşünüyorlar. Tarım ve hayvancılık zor geliyor onlara. Şehirlerde daha güzel bir yaşam sürmeyi hayal ediyorlar ve başarıyorlar da. Yani bugün işsizlik anlamında bazı veriler olumsuz çıksa da yani bugün çalışmak isteyene büyük şehirlerde iş imkanları var yani. Çalışmak isteyene. Evet. Ülkemiz genç nüfusa sahip ve her yıl 600 bin yeni konut açığı oluşuyor. Tabii ki bu da bu durumda inşaat sektörünün büyümesine epey bir katkı sağlıyor. Elbette, elbette. Peki, Türkiye genelinde dün bu saatlerde Mart 2017 emlak endeksi sonuçları da açıklandı. Artışlar %9 oranındayken konutların metrekare fiyatları epey dikkat çekici. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı konut olarak 2736 lira. İstanbul ortalaması 4519 lira. Acaba Bursa'da rakamlar nasıl? Bugün Bursa'da konut fiyatlarını da konuşacağız şimdi Hüseyin Bey'le beraber. Evet, bu fiyatlar nedir böyle? Öyle nasıl bir rakam verebilir misiniz Bursa'daki konut fiyatları ile ilgili olarak? Yani açıklanan Türkiye ortalaması fiyatı Bursa'da da birebir örtüşüyor diyebilirim. Hı hı. Ortalama olarak konuştuğumuz için. Yani şehrin doğusuyla batısı arasında tabii ki farklılıklar var ama ortalama 2500-3000 lira derdim bana da sorulmuş olsaydı Bursa ile ilgili. İstanbul tabii ki bambaşka bir boyut. Yani arazi fiyatları inanılmaz yüksek. Yani siz 4500 lira mesela... Yani bana sorsanız daha fazla söylerdim İstanbul için ama rakamlar daha doğrudur tabii ki. Ve artmaya da devam edecektir. Çünkü bizim ham maddemiz toprak ve ondan da bir tane var ve sürekli toprak azalıyor artık. Yani her ne kadar yeni imara bölgeler falan da açılsa ama arsa fiyatları yükseliyor yani. Evet, bu da dolayısıyla konut fiyatlarına birebir etki ediyor yani. Birebir etki ediyor. Şimdi Bursa'da satılık konutların metrekare ortalaması 1781 lira ve son bir yıllık yükseliş için %15 veriliyor. Dünkü verilere göre en fazla yükseliş Gürsu'da yaşanmış. Fiyat artışı Gürsu'yu Yıldırım, onu Osman Gazi ilçesi takip ediyor. Bu fiyat artışı neye dayalıdır sizce Gürsu'da? Tahminlerime göre Gürsu, yani Bursa'nın doğu bölgesinde daha önce konutlar biraz niteliksiz konutlar, gece konutlaşmanın yoğun olduğu bir bölgeydi. Ama Allah'tan ki kentsel dönüşümle ve orada da nitelikli konutların yapılmasıyla daha önceki ucuz fiyatların yükselmesinden kaynaklıdır. Yani yüzdesel anlamda bir artıştır o. Evet, evet. Batı bölgesinde, yani daha önce kentleşen, daha önce imar açılmış, daha nizami konutların yapıldığı yerlerde zaten belli bir yükseklikteydi. Onların yüzdesel olarak artış hızı daha az olur. Onlar fiyatlarını koruyorlar. Onlar koruyorlar, yani belli bir oranda yükseliyor. Ama bir anda gece kondulardan ve niteliksiz yapılardan kentsel dönüşüm kaynaklı daha nitelikli konutlara geçildiği için
Yani ilk 1-2 yıl bu artış hızı devam eder. Ondan sonra orada da batı gibi standart yakalanır diye düşünüyorum. Oturacağını düşünüyorum. Peki. Ben şimdi bir vatandaş olarak inşaatların maliyetini de merak ediyorum. Şimdi bir daireye bakıyoruz. İşte çok farklı fiyatlarda veriliyor. Bu fiyatlar neye dayalı? Sonuçta inşaatın maliyeti aynı ama diyorsunuz ki toprak değerli. Yok, inşaatın maliyetinin aynı olduğuna katılmıyorum tabii ki. Öncelikle toprak çok belirleyicidir. Onun haricinde de yani altyapıdan üst yapısına, işte tefrişatından, ince malzemelerinden çok ciddi fiyat farklılıkları vardır. Bugün baktığınız zaman 10 liraya da seramik var, 150 liraya da seramik var. Yani bir Amerikan kapı diye tabir edilen kapıyı 100 lira da yaptırabilirsiniz, 1000 liraya da yaptırabilirsiniz. Peki o zaman şimdi müteahhitlik yapanlar için de aslında riskler de var. Elbette. Hani dışarıdan bakıldığında böyle çok iyi, o çok karlı bir iş gibi görünüyor. O inşaata mı girsek acaba? Çok karlı duruyor gibi geliyor ama. Hakikaten riskler de var. Biraz bundan bahsedelim mi? Şimdi riskler tabii ki her sektörde olduğu gibi riskler de vardır. Yani öncelikle doğru yerde doğru projeyi yapmak zorundasınız. Çünkü satış fiyatlarını, benim maliyetim bu, ben bunun üzerine karımı koyayım satayım diyemezsiniz. Satış fiyatlarını piyasa belirliyor. Ve siz o fiyatlarla bir daire arzı yapabilmeniz lazım ki kârı da içinizde, kârı da içinde olmak kaydıyla ancak o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Peki bu maliyeti piyasa belirliyor dediğimize göre doların satış fiyatını özür diliyorum. Satış fiyatını piyasa belirliyor ise özellikle 2017'ye çok hızlı girdi euro, dolar. Nasıl etkiledi inşaat malzemelerini? Yani euro dolar tabii ki son 6 aydaki kurlardaki yükselmeler elbette ki birçok şey etki ettiği gibi inşaat malzemelerine de etki ediyor. Ama yerli üretim olanlarda birebir kur artışı kesinlikle yansımamış durumdadır. Çünkü rekabet de var sektörde. Birebir yansımadı diyorsunuz. Birebir yansımadı. Peki şimdi vatandaş olarak benim aklıma bir başka şey daha geliyor. Çok böyle sihirli bir sözcük bu, kentsel dönüşüm. Biraz evet. Konuşalım mı kentsel dönüşümü sizinle? Tabii ki yani kentsel dönüşüm çok doğru bir projedir. Yani umarım Türkiye'nin her tarafında doğru olarak yönetilebilir ki herhangi bir deprem olduğunda, çünkü deprem kuşağında bir ülkeyiz. Deprem olduğunda acılarımızı minimize etmek zorundayız. Ve bunun en önemli sebebi kentsel dönüşüm. Ve mevcut yapılarda da sıkı bir denetim, sıkı bir kontrollerle yeni yapılanların da sağlam binalar olması ve eski çürük yapılarında kesinlikle ve kesinlikle yeni yönetmeliklere göre sağlam binalar olması gerekiyor. Evet. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bilhassa ilgileniyor bu konuyla ilgili. Çok önemli. Yani il ilçe belediyeleri ciddi anlamda ilgileniyorlar. Yani 3-4 yıl içerisinde de çok ciddi anlamda en azından riskli yapıların sayısında inanılmaz bir azalma olacaktır diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Evet. Planlama güzel gidiyor. Bakacağız bakalım. Peki bu kadar çok konut talebini aynı zamanda bankaların faiz kampanyaları, satış kampanyaları da etkiliyor olabilir mi acaba? Cazip hale getiriyor sanki bankaların kampanyaları. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yani banka kredileri çok önemli bir belirleyicidir. Yani faiz oranlarının, biz 7 yıldır bu sektörün içerisinde konut satıyoruz. Mesela benim tahminlerime göre tüketicide 1'in 6 bir psikolojik eşik var. Yani 0.99 ile psikolojik eşik 1.01 arasında hiçbir fark yok denebilir. Ama 0.99 olduğu zaman insanlarda psikoloji olumluya dönüyor. Ben ekonomi okudum üniversitede. Ekonominin yarısı psikolojidir derler. Ekonominin yarısı psikolojidir. Yarısı psikolojidir çok derler. Güzel, bu güzelmiş. Kurların sabit olduğu, yani stabil olduğu haftalarda cumartesi pazar çok ciddi misafir ağırlıyoruz. Ama kurlarda aşırı dalgalanma olan hafta sonları burada oturup çay kahve içiyoruz. Gelen giden olmuyor. Tamamen psikolojiye dayanıyor. Evet, güzelmiş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Kur deyince ben hemen izleyicilerimizle bugünkü döviz kurlarını da paylaşmak istiyorum. Dolar bugün 3.67, euro şu anda 3.90, altın ise şu anda hız kesmiyor. 151 lira 924 kuruştan alıcı buluyor. Epey hızlı altın bu aralar. Euro'yu da doları da takip ediyoruz. İnşaatın tüm ülke ekonomisi içinde doğrudan payı %8 ama dolaylı olarak payı %30 düzeyinde ve inşaat sektörü kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörü de barındırıyor. Bu yaygın etkiye bağlı olarak biz inşaata ekonominin lokomotifi diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yani bazen inşaatçılara yönelik üretim yapmıyorlar, işte sanayiciliği yapmıyor, kolaycılığı seçiyorlar diye bazı eleştiriler alıyoruz ama ben bu eleştirilerin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani kullandığımız ürünler tamamen sanayi ürünleri. Yani siz de az önce söylediniz, 200'ün üzerinde sektörün birleşiminden bu konutlar ortaya çıkıyor yani. Evet. Siz şimdi inşaat deyince aklımıza barajlar, yollar, sanayi, fabrikalar hepsi geliyor ama daha çok konut sektöründesiniz. Biraz bahseder misiniz bu sektörden, projelerinizden?
Yani konut sektöründe 7 yıldır 6 tane proje tamamladık. İşte Bursa'nın muhtelif yerlerinde villalar vardı, işte apartman daireleri. En son projemizde yine işte 10 bin metrekare alanda konut projesiydi. Ama önümüzdeki yıllarda da konut ve iş merkezi projelerine yine ağırlık vermeye devam edeceğiz. Yani konuta ilaveten iş merkezleri yapmaya da başlıyoruz. Planlarımız İnşaatın arasında. İnşaatın ilerlemesiyle, sektörün ilerlemesiyle elbette. Siz de daha çok ilerliyorsunuz. Elbette, elbette. Siz de devam ediyorsunuz. Şimdi inşaat sektörü 2016'da yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etti. 2017'de devam eden projelerle beraber uzmanlar %5 büyüme bekliyorlar. Siz de hem ekonomistsiniz hem inşaatla uğraşıyorsunuz. Beklentileriniz nelerdir? Şimdi 2016 yılı gibi zor bir yılda %4 gibi bir artış göstermiştir, büyüme göstermiştir inşaat sektörü. Benim kanaatimde 5-5,5 civarında 2017'yi büyümeyle kapatırız diye biz de öngörüyoruz. Peki ben şimdi şöyle samimiyetinize güvenerek sizden tiyolar da almak istiyorum. Evet. Konut aynı zamanda yatırım. Tabii ki herkesin evi olsun, bu çok güzel ama hem kira geliri için hem de yatırım amaçlı. Vatandaş neye dikkat etmeli ev alırken? Yani doğru projelere yatırım yapsınlar. Yani projenin sadece görselliğinden ziyade görünmeyen altyapısı dediğimiz işte statiğini falan çok iyi incelesinler. Ve konut almaya devam etsinler. Yani konut her zaman kazandırır. Siz de bahsettiniz. Evet. Kiraya verebilirsiniz. 1-2 yıl sonra %25-%30 fazlasına satabilirsiniz. Güzel konut bulursanız yaşarsınız içerisinde evet, zaten. Evet. İnşallah herkesin evi olsun. İnşallah. İnşallah bir de yatırım yapacak evi olsun. Kesinlikle ve kesinlikle. Çok teşekkürler. Hatta 3 tane yatırım yapsınlar. Yani biz de daha fazla konut satabilelim. Daha fazla iş çıkmış. Elbette daha fazla üretelim. Yani ekonomiye daha fazla değer katalım isteriz yani. Bizi konuk ettiniz. Çok güzel bir yerde konuk ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değer. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bugün konut sektörünü konuştuk. Bir sonraki programımızda yepyeni konumuz ve konuklarımızla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.